Yarı yaptığımızda muhatap şu oluyor: sana ne, seni ilgilendirmez, sana mı düştü? Bakın, kendi elimizle, kendi tavrımızla arkamızdan konuşulmaya vesile oluyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz? Eleştirileri kabullenmediğimizde, hakikaten doğruysa, ters dediğimizde, bu sefer o kardeşim, arkadaşım yüzüne söylediğinde tersi diyerekten avantajımıza çevirecek eylemlerde, dualaşmalarda, selamlaşmalarda, karşılıklı hasbihalaşmalarda bulunarak bu aldığımız erdem ve değerleri ilerleyen hayatımızda uygulama prensibi olarak bize, kendimize avantajlar çıkarmamız gerekiyor. Onun için değerli kardeşlerim, bu müdahale bakınız. Sohbetin başında okuduğum Haşr suresinin son ayetlerinde Allah-u Teala hem Ramazan'la ilgili dolaylı olarak hem de hayatımız boyunca bize bir nihai hedef belirliyor. Nihai hedef. Sohbetimizi de bu ayetle bitirmiş olalım. Allah'ın buyurur Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey inananlar, hitap bize. İnanın ki ya Rabbi, buyur diyoruz. İttekullah. Her daim Allah'tan sakın. Allah'a kul olma bilincinden hiç ayrılmayın. İtakullah bu. وَالْتَنْظُرُ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِنْ وَالْتَقُلَّهُ. Ve her biriniz, herkes yarın önden ne gönderdiğine bir baksın. Yarın neresinden kardeşim? Allah yarın dediğine, Allah'ın yarın dediği kıyamet günü. O kadar yakın yani. Ahiret günü.
Ne yapacakmışız? Ahiret günü için önden neler gönderdiğimize bir bakacakmışız. Yani iyilik namına, değer namına, erdem namına, eğer yarın kıyamette mizanımızda, sevap kefemizde, bunlar Kur'ani hakikatlardır. İyilik, değer, erdem görmek istiyorsak, şimdiden, bugünden, bu saniyeden, vakit çok geç demeden, hani şair diyor ya, vakit çok geç derken, elveda bile diyemezsin giderken diyordu. Onun için yarın öbür günü yok. Bu saniyeden itibaren biz, ahiretteki ebedi hayatımız için sözlerimizde, konuşmalarımızda, eylemlerimizde, hareketlerimizde hangi erdemlerimiz var, hangi değerlerimiz var gözden geçirip hayatımızı buna göre şekillendirmek gerekiyor değerli kardeşim. Ben bir kez daha bu hayal cemiyetini tebrik ediyorum. Önümüzde inşallah Teala salı akşamı bir teravih kılacağız. İlk sahura kalkacağız. İnşallah çarşamba üç oruç, ilk oruç tutacağız. Bu vesileyle de bütün kardeşlerimin, bütün misafirlerimin, büyüklerimin, gençlerimin, çocuklarımın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Onun için değerli müminler, Allah-u Teala'nın hatırlattığı üzere etrafımıza gördüğümüz eksikliklerimizi, ahlak, adab, dini, manevi açıdan birbirimizi uyarma ve cevabında ve nezaketle cevap verme olduğunda uğraşacağız. İnşallah Ramazan geldiğinde başta beldemiz olmak üzere, mahallemiz olmak üzere, ilçelerimiz, illerimiz olmak üzere Ramazan'a yakışır tavırda olmayı öngörüyorum. Allah rızası için yalvarıyorum. Oturduğumuz yerlerde, kıraathanelerde, lokantalarda, bakınız Allah'ın emridir. Ramazan saygın bir aydır. Zaten mübarektir. Bizim mübarekliğimiz Ramazan'dan ne kadar değer aldığımızla ölçülecektir. Ramazan mübarek olsun diyoruz. Ramazan zaten mübarek ama biz ne kadar Ramazan'dan bereketleneceğiz? İşte bu Ramazan ayında sahada insanlar bunu sözleriyle, hareketleriyle inşallah gerçekleşecek. Onun için değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'e yakışan, saygınlığına uyan, Allah-u Teala'nın mahrem kıldığı, Hazreti Peygamber'in önemsediği bu aya inşallah gereken değeri tavrımızla, sözümüzle, hareketimizle göstereceğiz ve Allah-u Teala'nın rahmetini, merhametini cebetmeye gayret göstereceğiz. Bu vesileyle tekrar bu mahalle hayrımızı, yapılan bütün hayrı, okunan bir şeyleri, Kur'an-ı Kerimleri, ikramları, bilhassa bu hayır namına hangi güzellikler yapılmışsa Allah-u Teala'dan en güzeliyle kabul etmesini temenni ve niyaz ediyoruz diye beyanda bulunalım. Ezan okundu, vakit doldu. Çok kısa bir dua ile sizleri sıkmadan inşallah. Dedik ki dua ibadetin özüdür bu anlamda. Bir dualaşalım. Ondan sonra da inşallah namaza geçelim değerli kardeşlerim. Amin. Ön safları doldurursak arkadaşlar yerde kalmasınlar. Buyurun lütfen. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayamayacağımız derecede nice nimetler bahşeden alemlerin Rabbi, merhamet edenlerin en merhamet edeni, hüküm verenlerin en isabetli hükümlerini, yaradanların en güzel olan Rabbimiz, gölgesi üzerine düştüğümüz şu Ramazan-ı Şerif'in çok yakın günlerinde, şu güzel günde, Çanilçemizin Güzide Beldesi'nin Güzide Mahallesi'nde, bu hayır cemiyetine, köy sakinleriyle beraber, yakından uzaktan teşrif eden kardeşlerle beraber, ya Rabbi, el birliğiyle, gönül birliğiyle ellerimizi sana yükselttik. Yüzümüzü sana çevirdik. Kalbimizi, gönlümüzü sana yönelttik. Ya Rabbi şu aciz duamızı karşılıksız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, ya ilahe alemin, ey alemlerin Rabbi, bu hayır namına okunan Kur'an-ı Kerimleri, Mevlid-i Nebi'yi, yapılan ikramları, dualaşmaları, selamlaşmaları, hülasa ortaya çıkan bütün güzellikleri
en güzeliyle kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler biliyoruz ki yapılan hayırlardan, güzelliklerden, iyiliklerden inanan geçmiş kardeşlerimiz nasipkar olurlar. Bu vesileyle öncelikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i, sahabeyi, tabi tabiini, şu din-i mübini, elden ele, dilden dile, gönden güle nakleden ulemayı, şühedayı ve adı, nesli, sanını unutulmuş bütün geçmişlerimiz ya Rabbi haberdar eyle. Onlara hayırlar gönderiyoruz. Onları nasipkar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda olduğu bizi de bizden sonra güzel bir dille, dualarla, selamlaşmalarla, güzel dille anan nesiller bırakma nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu duaya amin eden kardeşlerimizi her iki cihanda aziz eyle. Amellerini meşhur eyle, çabalarını güzelliklere vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler her ben şükrediyoruz. Bizleri İslam dini üzere dünyaya getirdin. Halen İslam üzere yaşatıyorsun ya Rabbi. Biliyoruz ki garantisi yok. Bizleri son nefesimizde Müslüman ve İslam dini üzere son nefesi vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, gençlerimizi, çocuklarımıza gelecek aydınlıklar nasip eyle. Onların imanları kuvvetlendir. Onların huzurlarını artır. Ya Rabbi, yapılan bu hayır vesilesiyle ailelerimize mutluluklar, huzurluklar artır ya Rabbi. Şu anda kabristanımıza yatan bütün geçmişlerimiz dualara gönderilir. İhsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duası diye alıyoruz. Tembellikten, acizlikten, korkaklıktan ve bilhassa kabul olma duala sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, Hazreti Musa aleyhisselam'ın duası diye alıyoruz. Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizler, içimizdeki isyankarlar yüzünden bizi de helak etme ya Rabbi. Ya Rabbi, Yusuf aleyhisselam duası diye alıyoruz. Ya Rabbi, beni Müslüman olarak canıma al ve erdemliler grubuna dahil et. Ya Rabbi, bilhassa sana rica ediyoruz ki bugün burada bütün kardeşlerimizle beraber hayırlar, güzellikler icra etmeye çalıştık. En güzelliğiyle kabul ve makbul eyle. Bizleri bu vesileyle çubuk yaklaşma Ramazan'a sağlık, sıhhat, afiyetle kavuştur. Ramazan'a hakkımızı da hayırlı eyle. Bizlere güç, kuvvet, takat nasip eyle ki ibadetlerimizi huzurla yapabilirim ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, geçmişlerimize rahmet eyle. Yollarımıza huzur eyle. Gönüllerimizi mutlulukla doldur ve bizleri her daim İslam dini üzere yaşatmaya ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allah kabul etsin inşallah.